Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ördeğimizi tamamlayacağız inşallah. Daha önceki bölümlerde böyle bedenini, kollarını bu şekilde ellerini ve gagasını birlikte çalıştık arkadaşlar. Şimdi biz sizinle birlikte şöyle gagamız montajını yapacağız. Şimdi ilk etapta şöyle şuraya ben bir kurdale bağlamıştım. Taraftar çalışırsanız sarı üzerine kırmızı bağlayabilirsiniz. Mesela lacivert bağladığınızda da Fenerbahçeli bir ördeğiniz olur. Şahsen diğer takımları çalışmak isterseniz de ördeğinizin rengini değiştirerek çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde fiyonk yaptım boğazına. Kurdaleyle. Şimdi biz ördeğimizin montajına geçelim. İlk etapta bu ayaklarına hafif elyaf dolduruyorum. Çok fazla olmamak kaydıyla çok fazla elyaf doldurduğumuzda biraz sertleşiyor ve de şekil almakta da zorlanıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın yumuşak olacak şekilde. Bunu da aynı şekilde doldurdum. Çok az elyaflarla oyuncak elde edebiliyorsunuz. Bu son zamanlarda her şeyin fiyatı arttığı gibi elyafın da fiyatı çok arttı arkadaşlar. Bu şekilde az giden malzemelerle oyuncaklar da yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bu turuncu olduğu için şöyle turuncu tonunda bir iple ayağının şeklini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi ipimi iğneme takıyorum. Şöyle bir birazcık ip bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın şu şekli vermemiz gerekiyor yani şu şekilde ördeklerin ayakları hafif böyle şey olur üçgenimsi olur. Şimdi biz o şekli vereceğiz. Tam şu arka taraftaki başlama noktamıza giriyoruz ve bu önde en son kestiğimiz noktadan şöyle burada başlamıştık hatırlıyorsanız şöyle şu şekilde yaptığımda bakın 1 2 ve 3 noktadan çıkacağım. Burası şöyle üçgen bir şekil alacağını düşünerekten çıkış yapabilirsiniz ve arkadan da aynı noktadan tekrar batarak önden yine bu aynı çıktığım noktadan çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde sıkıcana çekiyorum ipimi. Tekrar bu arkadan yine çıkıyorum. Önde bir önceki çıktığım noktanın hemen şöyle yanından çıkıyorum. Ve burayı sık sıkıştırıyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. Bakın şu şekilde yaptığımda 1, 2, 3 tane tırnağım oluşmuş oluyor. Yine bu arkada aynı noktaya batıyorum. Önde de aynı çıktığım noktadan şu şekilde çıkıyorum. Ve ipimi ayarlayarak şeklini alması için çekiştiriyorum. Tekrar arkada aynı noktaya batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın ördeğimizin ayağı oluştu. Tekrar ipimi arkadan iplerimin arasından geçirerek sıkıştırıyorum. Bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Bu şekli örerek de verebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi ben buradaki boşluğuma bir miktar daha elyaf dolduruyorum. Şekil aldı ayağımız. Şöyle az bir miktar buraya elyafımı doldurdum. Aynı şekilde diğer ayağı da çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ayaklarımız hazır. Şimdi kollarımızdaki çalışmamızı yapalım. Yine bir miktar ipimizi alıyoruz. İğnemize takıyoruz. Ve çalışmaya başlıyoruz. İpimizi düğümleyelim. Şimdi
Bu ellerinde de aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Hemen şu arkadan şöyle arkadan gireceğim. Yani 1, 2, 3, 4. sıradan. Hemen yine önden aynı sıradan çıkıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle ipimle tutuyorum ve yine o ilk çıktığım noktaya batarak tekrar önde de ilk çıktığım noktadan çıkıyorum. Aynı noktalardan. Şu şekilde ve ipimi çekiştiriyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. Yine arkada da aynı noktaya batıyorum. Önde bu defa bu çıktığım noktadan bir sık iğne atlayıp diğerinin yanından çıkıyorum. Bu şekilde tekrar bir kere daha yapıyorum. Arkadan yine aynı şöyle 4. sıraya batıyorum. Önde yine bu çıktığım noktadan çıkıyorum. Yine çekiştiriyorum ipimi şu şekilde arkaya alıyorum. Yine bu aynı noktaya batıyorum. Önden yine bu çıktığım noktanın diğer sık yani bir sık iğne atlayıp diğer sık iğneden çıkıyorum. Tekrar bir kere daha yapıyorum. Arkada da yine aynı noktaya batıyorum. Tekrar burada da önde de yine aynı çıktığım noktadan çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şekil vermiş oluyoruz. Tekrar şöyle arkadan yine aynı battığım noktaya batarak şöyle bir kere daha çıktım. Şimdi burada sıkıştıralım ipimizi. Şöyle ipimizin arasına girelim. Şöyle bir tane düğüm atalım ve sıkıştıralım. Tekrar arka taraftan çıkalım ve keselim. Bu şekilde arkadaşlar kolumuzun yapılışı. Şimdi diğer kolumuzu da aynı şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar ellerimizi de bakın çalıştık. Şu şekilde. Şimdi bu ayaklarımızı gövdemize şu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şuradan saydığımız zaman ayağımızı şöyle koyduğumda kaçıncı noktaya geliyor? 1, 2, 3, şöyle 4. Şu 4. sıraya batıyorum iğnemi. Çıkıyorum. Şimdi bacağımızı şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Yuvarlak bir biçimde dikeceğiz. Şöyle sık iğnemin içinden geçiyorum. Tekrar gövdeye batıyorum. Şöyle bacağınızı tutun. Şöyle şu yuvarlak bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şuradaki sık iğneme şu şekilde batıyorum. Tekrar gövdeden şu şekilde çıkıyorum. İpimizi sıkıca çektiriyoruz. Tekrar yine şöyle batıyorum arkadaşlar. Tekrar yine gövdeye batıyorum. Yani buradaki mesafeyi de size söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7. sıraya da ayağımızın üst kısmı denk geliyor arkadaşlar. Şimdi yine şuraya batıyorum. Tekrar gövdeye batıyorum şu şekilde. Tekrar ayağımızdan alıyorum. Tekrar gövdeden. Şimdi döndürüyorum. Yan tarafı dikiyorum. Yine aynı kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Yine gövdeye batıyorum.
Şu şekilde. Biraz çekiştirin ipinizi. Kadife olduğu için arasında kayboluyor arkadaşlar. Bu şekilde dolanarak ayağımızı dikiyoruz. Böyle son noktaya geldim. Yine aynı şekilde burayı da dikiyorum. Bakın tamamen dikişlerimizi bitirdik. Bu şekilde arkadaşlar ayağımızı dikmiş oldum. Şöyle yine aynı şekilde diğer ayağımızı da yan tarafa birleştiriyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Yine şöyle arkadaşlar. İki ayağımızın arasında 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz var. Buradan şöyle iğnemizi geçiriyoruz ve öbür ayağa dikiyoruz. Şimdi buradan ipimi önce çıkarttım ve diğer ayağımı da şu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Şimdi aynı şekilde bu ayağımızı da şöyle isterseniz iğne kullanabilirsiniz. Yerini ayarlayamazsanız iğne yardımıyla da dikebilirsiniz. Şimdi şu ayağımızın hizasında aynı şekilde şöyle tutuyorum ve sık iğnelerimin arasından geçerek bu bacağımızı da dikeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Kamerayı kapatmıyorum. Daha iyi anlayabilmeniz açısından. Beni takip edin. Bu şekilde devam edin. Şimdi nereye gelmiş bakalım. Arkadaşlar kadife ipleri dikmek çok kolay. Hiçbir şekilde hatanızı göstermiyor. Aralarına girdiği için çok güzel ve muntazam oluyor. Bu şekilde diğer ayağımızı da bitirdik. Herhangi bir yerde sıkıştıralım ve kapatalım arkadaşlar. Şuradan sıkıştırıyorum. Birkaç kere daha girelim. Hemen şöyle sıkıştıralım arkadaşlar. İpimizi düğümleme diyoruz buna. Bu şekilde başka bir noktadan çıkıyorum. Ve iyice çekiştiriyorum. Burayı kesiyorum. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayaklarımızı da tamamlamış olduk. Şöyle aynı çizgilere denk gelmesine özen gösterin. Şu şekilde. Ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi
Burnumuzu beraber dikelim. Burnumuz da çok kolay dikmesi. Yine hemen bir parça ip alıyorum. İğneme ipimi takıyorum. İpimi düğümlüyorum. Şimdi arkadaşlar şu bizim gagamız. Bu altta kalacak. Bu elyaf doldurduğumuz kısım üstte kalacak. Şu şekilde gözleri burası. Şöyle. Şöyle tuttuğumda arkadaşlar şu şekilde şu gözün bakın gözün şöyle şu sırası değil şu alttaki sıraya bunu dikiyorum. Şöyle açıyorum gagayı ilk etapta aşağıdan şöyle bir yerden ipimi çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Görüntü bozukluğu olmaması için. Söylediğim gibi bakın tekrar ediyorum. Şu gözün olduğu sıra değil. Şu alttaki sıraya gagamızı şu şekilde açarak oturtuyoruz. Tam ortalıyoruz gözü şöyle. Şu şekilde gagamızı açıyoruz. Hemen şuradan atarak dikmeye başlıyoruz. Bir bedenden yani yüzünden alıp bir de gagadan alarak dikiyoruz arkadaşlar. Hangi noktadan çıktığınız çok önemli değil. Gagayı oturtmanız gerekiyor buraya. Şimdi son kısmı da attım. Evet. Bakın şimdi şu gaganın yanından giriyorum şu şekilde. Tekrar bu aynı çıktığım noktaya batarak gaganın şu diğer yanından şuradan çıkıyorum iğnemle ve bu tarafını şu şekilde iyice çekiştiriyorum ve burada bir bütünlük sağlıyorum. Tekrar bu gagamın yanından yine giriyorum. Aynı çıktığım noktaya batarak yine diğer taraftan çıkıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve burayı şöyle çekiştirdiğim zaman bakın çok güzel bir görüntü oluşuyor. Şimdi bu ipimizi de şöyle ağzımızın içinden çıkalım ve burada sabitleyelim. Şu şekilde ipimizi düğümlüyoruz. Şöyle arkadaşlar başka bir noktadan çıkarak onu da içeriye çekiştirelim şöyle görünmesin. Evet. Şimdi gagamızı da yaptık. Şimdi sıra geldi kaşımızı işlemeye. Kaşımızı işlemek için de siyah ipe ihtiyacımız var. Şöyle bir miktar siyah ip gerekiyor. Şu şekilde alalım. Şimdi arkadaşlar bu iplerin ucunu nasıl kaybederiz? İpimi takıyorum. İpimi ne yapıyorum? Şöyle şuradaki herhangi bir noktadan ama ipin arasına girmemesi gerekiyor iğnenizin. Şöyle herhangi bir noktadan çıkıyorum. Kaşımı hemen gözün 1-2 üstünden şuradan çıkarak bu ipin ucu böyle kalacak arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen şu şekilde burası yani şu gözümüz 1-2 sıra üstten çıktım. Tekrar buradan yani şöyle tuttuğumuzda şuradan geri çıkmam gerekiyor. Yani tekrar 2 alta geri iniyorum. Yani gözüm bir üst sırasından 1-2-3 sık iğne ileriden çıkıyorum ve diğer kaşımı yapıyorum. Bunu bu şekilde yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde bir alttan 1-2-3 sık iğne ileriden bakın şu şekilde çıkıyorum ve ne yapıyorum? Bu ilk battığım yerden iğnemi şu şekilde ilk battığım yerden iğnemi çıkartıyorum. Bu işlemleriniz bittikten sonra ipinizi
kaybetmek istediğiniz zaman bu tekniği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şuradan ben buraya düğüm atacağım. Şöyle. Sıkıca düğümlüyorum. Diğerini de düğümlüyorum ve ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Sonra ne yapıyorum? Tığ yardımıyla burayı içeriye alıyorum. Şöyle tığ yardımıyla tutuyorum ve içeriye çekiyorum. Gördüğünüz gibi ipin ucu kaybolmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar şu kaşı biraz daha şöyle aşağı indirelim. Tamam. Şimdi nereye geldi sıra? Şimdi buradaki tüyleri yapmaya. Bunları eğer bu ipi bulamazsanız başka bir ipte kullanabilirsiniz. Kuyruğu içinde ya da bu kısmı örerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu daha çok hoşuma gittiği için bu ipi kullandım. Bu ip piyasada taranan tiftik olarak geçiyor. Ben kiloyla alıyorum bu ipi. Kiloyla aldığım için piyasada satılıp satılmadığını bilmiyorum ama taranan tiftik diye sorduğunuzda göstereceklerdir. İlla ki bu ip olması şart değil. Başka iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle elime 4 tane şöyle parmağıma bir miktar sarıyorum. Yani şeyine kafasına yetecek kadar. Şöyle biraz da kuyruğumuz olacak. Biraz daha saralım. Eğer tekrar ihtiyacı olursa yine yaparız arkadaşlar. Şimdi şöyle kesiyorum. Aynı şallarınıza saçak takar gibi. Şöyle aşağıdan da kesiyorum. Şimdi ben bunları ördeğimin şu kafasına takacağım. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Ve tam şöyle şuradan başlıyorum. Tam orta noktasının biraz yan tarafı. Yani şu yuvarlağın hemen yanından başladım. Tekrar şöyle çift çift de takabiliriz. Daha çabuk olur. Hemen yanına geçiyorum. Şu şekilde. Yine bunu da takıyorum. Aynı saçak takar gibi veya saç eker gibi amigurumi bebeklere bu şekilde takıyorum. Tekrar yine devam ediyorum. Hemen şu yan tarafa geçiyorum. Şöyle şu arasından geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Böyle arkadaşlar. Hemen şu yan tarafa bir tane daha takacağım. Şöyle. Şu yana bir tane daha takıyorum. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi şu önden iki tanesine daha takmam gerekiyor. Tutuyorum şöyle. Şuraya bir tane daha takıyorum. Şu şekilde. Tekrar öne bir tane daha takıyorum. Hemen şu yana bir tane daha takıyorum. Bu tamamen doğaçlama arkadaşlar. Siz de istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bakın şu şekilde oldu. Burayı saç fırçasıyla tarayabilirsiniz. Saç fırçasıyla taradığınızda burası daha da böyle doğal bir görüntü alacaktır. Şimdi ne yapıyorum? Bu kuyruk kısmını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Kuyruğumuzu da hemen iki taneyi alıyorum. Şuradan sayalım. Şuradan.
1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu altıncıya tam ortayı bulun. Sonrasında sağa ve sola doğru ikişer tane daha takarak bitireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. İsterseniz böyle bile bırakabilirsiniz. Ama ben biraz yoğun olmasını istedim. Hemen yana geliyorum. Bir tane daha takıyorum. Bu şekilde tekrar alıyorum. Şöyle bir tane daha takıyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet, bu şekilde bakın. Kuyruğumuz da oldu. Şöyle iki tanesi kaldı. Ben bunu da takıyorum şuraya. Evet. Arkadaşlar, kuşumuzun kuyruğu da bitti. Kuşumuz, ördeğimiz her ne diyorsanız. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir size biraz kamerayı uzatayım arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Şöyle aynı iki tane ördeğimizi bitirmiş olduk. Bunun da boğazına kurdalesini istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ördeklerimiz bitti. Bu şekilde. İsterseniz yanaklarını boyayabilirsiniz arkadaşlar. O tamamen size kalmış. Bu çalışmamızın da sonuna geldik. Benimle birlikte bu çalışmayı yaptığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen yorumlar doğrultusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim kanalımda daha çok örgü videoları izleniyor ama ben ara ara amigurumi de atıyorum. Belki torunlarınıza yapabilirsiniz, hediye edebilirsiniz ve çok kolay yapımı arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.